sen Allah'tan bulasın. Kağıtçıklar içeri sokulurken olay çıkmış. Ne olmuş? Slogan atıp marş söylemişler. Elleri kolları kelepçeli olduğu halde dipçikleyip susturmaya çalışmışlar. Salona girebilmişler mi peki? Girmişler. Sonunda kelepçelerini çıkartıp içeri almışlar. O zaman daha duruşma başlamadı. İçeri alındılarsa başlamak üzeredir. Sayın hakimim, Metin Yıldırım Türk'le ilgili tutanak tutulmasını talep ediyoruz. Ne diyoruz? Doğru. Nasıl? Tamam. Gereği düşünüldü. Olay mahkeme salonunun dışında olduğundan mahkemeyi ilgilendirmediğine, cezaevini ilgilendirdiğine karar verilmiştir. Sessiz olun. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı, 1 numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi'nin nezdinde açılmış Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu davası duruşmalarını açıyoruz. Önce kimlik tespiti yapacağız. Deniz Gezmiş. Deniz Gezmiş, ayağa kalk. İsmin? Deniz Gezmiş. Doğum tarihi? 1947. Baba adı? Cemil. Nüfusa kayıtlı olduğun yer? Erzurum, Ilıca Mahallesi, Öznü Köyü. Mesleğin? Profesyonel devrimci. Yaz oğlum, öğrenci. Şuna biraz daha demde olursana. Tabii. Siparişleriniz hazır. Yarın getiriyorum. Yalnız bir iki tane olmaz. Çok lazım biliyorsun. Nasıl halledersin bilmiyorum ama. Her gün birkaç tane getiririm artık. Sen o işi bana bırak. Teşekkürler. Deniz. Gelsene biraz. Ankara Teaşko davası başladı bugün. Artık elimizi çabuk tutmamız lazım. Malzeme yarın sabahtan gelecek. Ben epeyce düşündüm bu mesele üzerinde. Hapisteki devrimcinin ilk görevinin kaçmak olduğu konusunda hemfikir olduğumuzdan beri. Ömer'le de paylaştım. Onun da görüşleri var. Ben de günlerdir cezaevinin yapısını inceliyorum. Şimdi gel. Şimdi burası bizim bulunduğumuz oda. Şurası da koğuş. Bu koridorla aramızdaki duvar. Şurası da bahçe. Bulunduğumuz yerden bahçe duvarının kenarına kadar tahminen 12-13 metre kadar olmalı. Yani kazacağımız tünel en fazla 12-13 metre olmalı arkadaşlar. Toprak üstümüze çökmez değil mi? Daha önce söyledi ya. Toprak kirli olduğu için çökme riski çok daha zayıfmış. Tabii üstümüze yağmur yağmadığı sürece. Vallahi bu gidişte siz de benim kadar inşaat mühendisi olacaksınız. Kirli toprak çökme yapmaz, merak etme. Yeter ki elimizde bol miktarda tuz ruhu olsun. Önce şu betonu eritelim. Hadi. (Gülüyor)
Avukat yarın yine gelecek. Savunmamızı çok iyi hazırlamamız lazım. Mahir Selim'i de tutmaları kötü oldu. Öyle. Resmen tecrit edildi. Şu iddianameyi inceleyelim mi? Tamam. Bugün Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu davası başladı. Bakalım bizimki ne zaman başlayacak? AB koşunda çalışmalar iyi gidiyor. Öyle. Daha fazla nasıl destek verebiliriz? Evet, nasıl? Kadınlar koşundan destek alabiliriz. Cezaevi çevresi ve nöbetçilerin durumu hakkında. Ben ilgilenirim. Artık Mahir'i buraya nasıl getireceğiz onu düşünelim. Bunun için direniş yapabiliriz. Ya da toplu dilekçe verebiliriz. Nüfusa kayıtlı olduğun yer. Fatsa. Merkez. Mesleğin. Profesyonel devrimci. Öğrenci yazıyorsun yine. Otur. Kimlik tespiti bitmiştir. Sanıklardan Deniz Gezmiş. Mahkemeye itimadın var mı? Dışarıda bizi dipçikle dövdüren ya da dövülmemize göz yuman bir mahkemeye asla itimadım yoktur. Mahkeme diye böyle bir yerde bulunmaktan utanç duyuyorum. Yaz oğlum. Sessiz olun. Otur. Sanıklardan Yusuf Aslan. Mahkemeye itimadın var mı? Mahkemeye itimadım yoktur. Otur. Sanıklardan Hüseyin İnan. Mahkemeye itimadın var mı? Mahkemeye itimadım yoktur. Sıkı yönetim mahkemelerini yargı organı olarak kabul etmiyorum. Otur. Arkadaşlar yardım etsenize. Şunu da alın. Bu kadar mı? Bu kadar. Versene. Kavanozu bizimkilerden birinin kardeşi getirdi. Tam zamanında. Versene. Ne yapıyorsun? Hadi ver ver. Zemini kazmak için keskiye ihtiyacımız var. Suç. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tagir, tebdil ve ilgaya cebren teşebbüs etmek ve bu fiile feran iştirak etmek. Sanıklar. 1. Mustafa Yalçıner. Rıfatoğlu 1950 doğumlu, İzmir nüfusuna kayıtlı, aynı yerde asansör üstü 311 no'lu sokak, no 20'de oturur. ODTÜ elektrik bölümü 2. sınıf öğrenciliğinden çıkarılma. 2. Yusuf Aslan Beşiroğlu. 1947 Çekerek Kuşsaray Köyü. ...27 Mayıs'ı doğuran kuvvetlerden biri üniversite ve yüksekokullar gençliğiydi. Saldırısız, silahsız gösterileri devrin iktidarını rahatsız ediyordu. İktidar sahipleri silahlı devlet zabıtasını gençlik üzerine saldırtıyordu. Devletle gençliği karşı karşıya getirerek polisin itibarını zedeliyordu. Gençler iyi niyetliydiler. Öğrenci haklarının ve üniversite sorununun çözümlenmesini istiyorlardı. İlgilenen olmadı.
Sanki savcı iddianamesi değil de sokaklar, sanıklar konuşuyor. Yüksek tahsil imkanı bulamayan on binlerce Anadolu çocuğuyla dolup taşıyor, ders kitapları ve diğer öğrenim şartları bir problem olarak kalıyordu. Gençler artık kendi sorunları yanında memleket meseleleriyle de ilgileniyorlardı. 27 Mayıs'ta başka gruplar da doğuyordu. Bu gruplardan biri statik hükümetin icraatına karşı iyi niyetle fütursuz çalışanlar, diğeri devletin müesses nizamlarına karşı amansız tahrip hareketlerine girişenlerdi. Bu iki grup öğrenci hareketlerini desteklerken farkında olmadan aynı çizgide birleşiyorlar, bilhassa öğrenci gruplarını tahrik ediyorlardı. İkinci grup kökü karanlıklara dalmış komünist grubuydu. Lafı buraya getirecekmişti ondan, hem nalına hem muhana. Öğrenci hareketleri başladığı, üniversiteler işlemez hale geldiği, öğretim üyeleri sınıflardan kovulup fakir milletin kanı pahasına devletçe elde edilen kürsüleri yakılıp tahrip edildiği zaman bu hareketlerin masum olduğunu haykıranlar hareket silahlara dönüştüğünde uyanıyorlardı. Halbuki gençler o günkü ve bugünkü fiilleri arasında bir fark olmadığı görüşüne sahiptiler. Sanıklardan Deniz Gezmiş ne diyor? Biz düzene karşı başkaldırdık. Düşündüğümüz düzeni tahakkuk ettirmek için paraya ihtiyacımız var. Bunun için banka soyduk diyor. Bütün sanıklar devrimci olduklarını, devrim anlayışlarının tahakkuku için silahlanmak gerektiğini, bu sebeple silahlı mücadeleyi başlatmış olduklarını, bu mücadelenin ne zaman sonuçlanacağının kestirilemeyeceğini, artık mücadelenin kesilemeyeceğini açıklıyorlar. Olaylar: Kavaklıdere Polis Kulübesi'nin kurşunlanması ve iki toplum polisinin vurulması. Türkiye İş Bankası Emek Şube Soygunu. Sevim Onursal'ın evinde icra memuru, polis, avukat, çilingir, şoför ve kapıcının bağlanması. Amerikan polis çavuşu Jimmy Ray Finley'in kaçırılması. ODTÜ Atölyeler Müdürü Nihat Çokyüce'nin otomobilinin çalınması. Ahlatlı Bel, Amerikan radar üstünden dönmekte olan 4 Amerikan çavuşunun kaçırılması. Şehir dışı olaylar. 1. Örgütlenme. 1971 yılından itibaren Akçadağ, Elbistan yörelerindeki dağlarda karargah kurma hazırlıklarına başlamışlardır. Örgütün ismi Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu'dur. 2. Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ın yakalanması. 3. Hüseyin İnan ve Mehmet Nakiboğlu'nun yakalanması. 4. Kır gerilla faaliyetinin başlaması. Olayların eleştirisi. 27 Mayıs 1960 tarihinde Türk tarihi... Alo? Anne. Ahmet, nasılsınız? Biz de haberleri dinliyorduk. İlk duruşma çok olaylı geçti anne. Öyle olmuş, haberlerde duyduk. Haberler her şeyi yansıtmıyor. Sıkı yönetim komutanlıklarının izni dışında bilgi verilmesi yasaklandı. Bu gece çalışmak için bütün avukatlar bir yerde toplandık. Kolay gelsin oğlum. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz oğlum. Rıza da burada. Selam söylüyor. Sen de bizden selam söyle. Bu ara onu yalnız bırakmamanız iyi olmuş. Babam orada mıymış? Onunla konuşmak istiyorum, versene. Anne, Yasemin babasıyla konuşmak istiyor. Tamam canım, veriyorum. Hepinizi öpüyorum. Yarın yine ararız. İyi geceler. Biz de seni öpüyoruz. İyi geceler. Teşekkür ederim. Alo. Alo. Babacığım, nasılsın? Sıkı yönetim komutanlığı dağıttı mahkeme fotoğrafları. Bak, bu da basın bülteni. Şimdi biz bu bilgilere göre mi haber yazacağız? Ve yazdıklarımız da gerçeği yansıtacak, öyle mi? Mahkeme salonuna girmek için gerekli belgeleri toplayıp orada bulunmamız gerekiyor Necdet abi. Haklısın. Ve bu işi her gün yapmamız gerekiyor. Yani işi zora koşmak için ne gerekiyorsa yapılmış. Baksana şuna. Neyse, biz hadi işimize bakalım. Yazım hazır olunca bir göz atar mısın? Tabii tabii. Sen de benimkine bakarsın değil mi? Hı hı. Tamam. Yaşar, bu saatte burada ne işin var? Gazetede olacağınızı düşündüm hocam. Bir şansımı deneyeyim dedim. Taşko davasıyla ilgili mi yazıyorsunuz? Evet. Aslında bitirdim. Sekretere vereyim de baskıya yetişsin. Gördün mü idealizmi? Bu çocuklar gerçekten inanmışlar. Satılmışlar bu kadar dik durabilir mi?
Satılmış değil ama aldatılmış. Çıkıyor muydunuz? Sen konuşmaya mı gelmiştin? Yani vaktiniz varsa. Birazdan şoförün beni almaya gelecek. Yarın konuşalım mı? Elbette hocam. Ben zaten habersiz geldim. Kusura bakmayın. Yarın daha rahat olacağım. Peki. Ay ışığı jandarmanın süngüsünü yakıyor. Mahpus kardeş pencereden jandarmaya bakıyor. Ve diyor ki o jandarma sen kardeşimsin köylümsün. Kırlarında salgın gezen köyden geldin belki dün. Jandarma biz, sosyalistiz, biziz yalnız dost sana, kurtuluşun bizim... Oğlum şeyine bak, coşturdu millet ha. Ayvayı yedik, bu birazdan Karadeniz yöresi türkülerine başlar. Boş ver, gürültüye devam etsin de biz de işimize bakalım. Arkadaşlar, bilmiyor musunuz bu türküyü? Biliyoruz. E hadi o zaman. Anan karın, çocuklar. Kavga çıktığında gülmemek için kendimi zor tuttum. Deniz öyle bir kavga ediyordu ki yumruk atmak için her kolunu kaldırdığında kelepçeyle bağlı olduğu Yusuf'un ayağı yerden kesiliyordu. Bırak kavgayı da şu hazırlanan iddianameye bak. Tam da avukatın dediği gibi. Esas suçlular dışarıda, bizim çocuklar içeride. Heh. İşbirlikçileri Demirel'i suçlayıp geliyor, sonunda bizim idamımızı istiyor. Enteresan değil. Tabii darbeciler Demirel'ci görünmek istemeyeceklerdir. Onu suçlayıp kendilerini aklamak istiyorlar. Ama ipi Demirel'in değil, bizim boynumuza takıyorlar. Bu işler böyle. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Suçluyorlar ama Demirel'in desteğini alıp kurdular hükümeti. Şimdi iki taraf birlik olup ipi bizim boynumuza doluyorlar. Olacağı buydu. Reformcu hükümet masallarına kananlar vardı. 11'ler diye. İki taraf da gerici dediğimizde bize inanmayanlar, bakın şimdi nasıl can ciğer kuzu sarması oldular. Savcı daha iddianameyi okumayı bitiremedi. Yarın biter. Polistir. Hemen her gece tekrarlanıyor bu gece baskınları. Burada toplanmış ne yapıyorsunuz? Dava üzerinde çalışıyoruz. Siz de biliyorsunuz. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu davası devam ediyor. Bu odada gördükleriniz de bu davanın avukatları. Her yeri arayın. Burada bulunanların kimlik tespiti yapılsın. Ayrıntılarıyla izah olunduğu veçiyle sanıklardan Mustafa Yalçıner, Recep Sakın, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mehmet Nakiboğlu, Metin Yıldırım Türk, Harun Karagöl, Atilla Keskin, Ahmet Erdoğan, Ercan Öztürk, Osman Arkış, Metin Güngörmüş, Semih Orcan, Mehmet Asal, Mustafa Çubuk, Hüseyin Cemal Özdoğan, Hacı Tonak, İrfan Uçar, Kor Koçalak ve Sevim Onursal ve Mete Ertekin'in anayasanın tamamını tagir
tebdil veya igaya ve bu kanunla müesses Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ıskata ve vazifesini yapmaktan cebren men'e teşebbüs fiiline asli fail sıfatıyla katıldıkları delillerle sübuta erdiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya 1. maddesi gereğince idam cezasıyla cezalandırılmaları. Sanıkların duruşmalarının Ankara Sıkı Yönetim 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nde tutuklu sessiz olarak olun. İcrası iddia ve talep olur. Sessiz olun. Biz varlığımızı hiçbir karşılık beklemeden esasen Türkiye halkına ve devletin bağımsızlığına armağan etmiş bulunmaktayız. Bu sebeple ölümden çekinmiyoruz. Türkiye'de kökü dışarıda bulunan komünist grupların ve bunların usullerinden bahsediliyor. İstiklal Savaşı sırasında Mustafa Kemal'e Bolşevik deyip hakkında idam fermanı çıkaranlarla aynı duruma düştüklerini bilmeleri lazımdır. Biz 50 sene evvel Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülkenin çocukları olarak Kurtuluş Savaşı'nın gerçek tahlilini yapmaya her zaman muktediriz. Biz yine çok iyi biliriz ki Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı yapmak için Samsun'a çıkanlara sıkı yönetim mahkemelerince idam cezası verilmiştir. Demek karın şu anda Ankara'da THKO davasını takip ediyor. Evet. Sen bundan pek memnun görünmüyorsun. Memnun değilim. Ama bana aldırmıyor. Çünkü davada yargılanan yakınları var. Farklı görüşler. Bu zor. Al şunu. Dışarıda durum nasıl? İyi, ortam sakin. Gitmiş. Denizlerde vardır, onlardan alayım. Dikkat, gelen var. Var mı? Al, son paket. Eyvallah. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi. ...1968 yılından beri... ...pek çok devrimci öldürüldü. Bunların hiçbirinin katili bulunamadı. Polis karakolları... ...işkencehanelere dönüştürüldü. Hiçbir savcı buna karşı çıkmadı. Bizim düşmanlarımız... Amerikan emperyalizmi ve onun yerli işbirlikçileridir. Bunun dışında başka bir hedefimiz yoktur. Eylemlerimiz de savcının iddianamesini yalanlamaktadır. Balgat üstünden Amerikalı zenci Finley'i kaçırdık. Bu doğrudur. Bir gece misafir ettik bıraktık. 4 Amerikalıyı da Hüseyin, Yusuf, Sinan Cemgil ve ben kaçırdık. İddianame baştan beri söylediğim gibi... Sırf kelle istemek maksadıyla hazırlanmıştır. 21 yılın hesabını 21 gençten sormak maksadıyla yazılmıştır. Bizim anayasayı ilgaya teşebbüs gibi bir maksadımız olsaydı bunu da açıkça söylerdik. Biz Türkiye'nin bağımsızlığından başka bir şey istemedik. Ve hayatımızı bu yola koyduk. Milli mücadele, subay, aydın, işçi, köylü ittifakının omuz omuza vererek başardıkları bir mücadeledir. Milli mücadeleye karşı o gün her türlü ihaneti yapan güçler, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra derhal saf değiştirmişlerdir. 1970'lerin Türkiye'si, 35 milyon nüfusun 24 milyonu köylerde, okulsuz, yolsuz ve açlığa terk edilmiş halde olan, %70'i okur yazar olmayan göçmen, işçi kuyruklarında milyonların sıra beklediği, köyden şehre akının hızla geliştiği bir ülke durumundadır. Nasılsın yavrum?
Bebek nasıl? Çok iyi anne, merak etme. İstediğin kitapları getirdim. Kağıt kalemidir. Sağ ol sen de. Bir sürü yiyecek getirdim. Yönetime bıraktım. Size ulaştıracaklarmış. Lale ve Teo senin için özel olarak profiterol hazırladılar. Teşekkür ettiğimizi söyler misin? Tabii söylerim. Bir kısmını da Rıza'ya verdim. Yani aynı yiyecekler erkekler koğuşuna da gidiyor. İyi düşünmüşsünüz. Yoksa boğazımızdan geçmezdi. Rıza amca denizi ziyarete mi geldi? Evet. Onu getirdikleri ilk gün uzaktan görebildik. Çok perişan görünüyordu. Sana kalın birkaç pijama altı getirdim Sevim. Böbreklerine dikkat etmen lazım. Bu aralar pek şikayetim yok. Abim Ankara'da mı? Evet. Yarın dönüyorlar. Yasemin de onunla birlikte gitti. Bizim davamıza da bakacak değil mi? Evet, üzerinde çalışıyor. Bu yüzden yanında tonla dosya götürdü zaten. Hoş geldin enişte. Hoş bulduk. Bu ne hala oğlum? Bu sabah biraz top oynadık da burada banyo meseleleri biraz zor oluyor. Emine sevdiğin şeyleri yaptı, biz de getirdik. Arkadaşlarına paylaşırsın. Teşekkürler, sağ olsun. İstediğin bir şey var mı Deniz? Yok sağ ol enişte. Şey, aslında birkaç tane daha şofman getirirsen sevinirim. Tamam. Ben gelmesem de Ahmet'le yollarım sana. Teşekkürler. Sevim abla nasıl? Nasıl olabilir ki? En çok da ona zor gelecek. Sen nasılsın? Berbat. Babam benim yüzümden öldü. Bundan sonra bununla yaşamak zorundayım. Dünyanın en zor şeyi. Çünkü o benim sadece babam değildi. En yakın arkadaşım da enişte. Ben sadece babamı değil, en yakın arkadaşımı da kaybettim. Çok zor Deniz. Çok zor. Yüzü hiç gözümün önünden gitmiyor biliyor musun enişte? Zamana ihtiyaç var oğlum. Unutma. Senin bir baban da benim. Mehmet'in yerini tutmam mümkün değil biliyorum. Ama seni kızlarımdan ayırmam bilirsin. Biliyorum enişteciğim, sağ ol. Bugün ABD ile aramızda çoğu gizli olan 1955 adet ikili anlaşma vardır. ABD ülkemizi 101 askeri üssü, 20 bin askeri, barış gönüllüsü adı altında binlerce ajanı, bakanlıklardaki danışmanları, tüketim alışkanlıkları ve kültür emperyalizmi ile işgal altına almıştır. Morrison şirketinin Türkiye temsilcisi Demirel, yıllarca bu ülkenin başbakanlığını yapmıştır. Anayasayı değiştirmek için gerici partilerin yarışa girdiği bu günlerde anayasayı ortadan kaldırmakla suçlanıyoruz. Oysa anayasaya saygı mitinglerinde iktidarın polisinden ve silahlı milislerinden yediğimiz sopaların izleri hala vücudumuzda durmaktadır. Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu bildirisi açıktır. Hiçbir tereddüt ve şüpheye yer bırakmaz. Bu bildiride kamuoyuna açıkladığımız gibi biz bugünkü koşullar altında Türkiye'yi bağımsız bir ülke olarak kabul etmiyoruz. Amacımız tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye'ye ulaşmaktır. Biraz mola arkadaşlar.
Dışarıyla haberleşmeye devam ediyoruz. Kaçtığımızda bizi almaya gelecekleri ve kalacağımız yerleri ayarlamaya çalışıyorlar. Tünel bitsin bütün koğuşa söyleriz. Bizimle gelmek isteyen gelir, kalmak isteyen kalır. Benim de aklım burada kalacak. Neden? Defne burada hamile. Onu bırakıp nasıl gideceğim? Olur mu böyle şey Deniz? Senin görevin bizimle dışarıya çıkıp mücadeleye devam etmek. Ayrıca onu fazla tutmazlar içeride, merak etme. Zaten çıkacak. Ama Cihan doğru söylüyor. Senin bizimle birlikte dışarıda olman lazım. Gitmeden onunla haberleşmenin bir yolunu bulmam lazım. Avukatın gelecek değil mi? Gelecek. O zaman bir çözüm bulunur. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararla Türkiye İşçi Partisi kapatıldı. Sıkı yönetimin 2 ay daha uzatılması kabul edildi. Ömer Aynan'ın mahkumiyeti askeri yargıtayca bozuldu. 41 kişi için idam, 42 kişi için 15 yıl hapis isteniyor. THKPC'li Mahir Çayan ve arkadaşları duruşmada konuşmadılar. 27 Mayıs önderlerinden kontenjan senatörü Cemal Madanoğlu tutuklandı. Bu 49 numaralı bildiriyi mahkemelerin gidişatını tamamen etkileyecek şekilde düzenlemişler. Sıkı yönetim komutanlığı iyi çalışıyor anlaşılan. Peki bir şey yapılmayacak mı? Kimse tepki göstermeyecek mi? Biz birkaç avukat Nihat Erim'e bir telgraf çektik. Mahkemelere telkin ve tavsiyelerde bulunamayacağına dair anayasamızın açık hükümleri var. Öyle ya. Mahkemeler de bağımsız değilse neye güveneceğiz biz? Bunu düzeltmelerini istedik. Bilmiyorum ne olacak. Biliyor musun artık hiçbir şeyin güvencesi kalmadı. Böyle bir bildiri ortaya çıkıyor ve sadece birkaç avukat tepki gösteriyorsa bizim için artık umut var mı? Işıkçığım. Senin kadar genç birinin bunu söylemesi hoşuma gitmedi. Bunu biz bile ifade etmiyoruz. Umut her zaman var ve olmalı da. Ve bunun için de mücadele etmeli. Doğru. Ben çıkayım artık, anca giderim. Bizden çok selam söyle. Defne'yi de görecek misin? Evet, onu da göreceğim. Aklımı toparlayamıyorum bir türlü. Ahmet'e soracağım şeyler var ama unutmamam lazım. Merak etme, hepsi benim aklımda. Belki Deniz'i de görebilirsin. Önce onunla görüşmeyecek mi? Nasıl olacak ki bu? Ne bileyim, girerken çıkarken falan olamaz mı? Deniz'i ancak koğuşun penceresinden bakarak uzaktan görebilirim. Ama olsun, hiç değilse aynı yerdeyiz. Karşıdaki binada kalıyor, buna razıyım. Otursana Defne, var daha vakit. Tamam. Ankara davası nasıl gidiyor Ahmet abi? Sorguları başladı. Sonra savunma olacak. Arkadaşlar nasıl bu arada? Moralleri iyi mi? Çok iyi görünüyorlar. Duruşlarından asla taviz vermediler. Mahkemeyi tanımadıklarını söylemişlerdi zaten. Harun'u görüyor musun? Evet. Sana selam söyledi. Sen de söyle. Deniz. Yakında İstanbul THKO davası başlayacak. Burada yargılanacaksınız. Ama Ankara'ya gidip gelme ihtimali var. İyi o zaman, arkadaşları da görebilirim. Dur bakalım, dava bir başlasın. Ahmet abi, ben düşündüm ve bir karar verdim. Sonum ne olacak bilmiyorum. Her ihtimali düşünmek zorundayım. Her şey olabilir. Biraz mola ver Necdet abi. Hadi birer çay içelim. Tamam, iyi olur. Bitiremedim hala yazımı. Daktilo kullanmayı bilmediğim için uzun sürüyor. Sana bazı püf noktalarını gösteririm. Zor değil, çabucak çözersin işi. Aa, çok iyi olur ya. Yıllarca pastacılık yapmış biri için bu tabii normal bir durum aslında. Güzide nasıl? Güzide nasıl olsun? İyi. Devamlı aç. Devamlı uykulu, devamlı ağlamaklı. Hamileliğinin son zamanlarında ablam da böyle olmuştu, hatırlıyor musun? Tabii canım, nasıl unuturum. Dokunsan ağlıyordu. Dolaptaki son barbunyayı yedim diye bana nasıl kızmıştı. (Gülüyor)
Necdet abi biliyor musun? Hayatta tanıdığım en müthiş insan sensin. Sahi mi? Neden böyle düşündüğünü bilmiyorum ama teşekkür ederim, sağ ol. Ablamı zor durumdan kurtardığın için değil. Senin hayat karşısında bir tavrın var. Zor durumda kaldığım zaman ilk önce sana koşup akıl danışmak gelir hep içimden. Bilirim ki en doğru şeyi hep sen söylersin. Sanki başka bir yerden gibisin. Kimseye benzemiyorsun. Ha, demek ki ben bu yüzden yalnız hissediyorum kendimi. Ama artık yalnız değilsin. Değilim. Size çay getirdim. Taze demlemiştim. Aa, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Askeri savcılık sıkı yönetim mahkemesinin kararına itiraz ettiği için dava hala devam ediyor. Dava ne zaman? Belli oldu mu? Bugünlerde belli olur artık. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaksın, biliyorsun. Biliyorum, ben hazırım Ahmet. Ellerinde yeterince delil olmadığını biliyoruz. Sırf tutukluluk süreni uzatmak için bu yolu denediler bence. İşte buna deli oluyorum, biliyor musunuz? Halam bunca zaman boşuna yatmış olacak. Böyle çok insan var Defne. Çok daha uzun süre yatmış olan, yatacak olan ama sonunda beraat edecek olduğunu bildiğimiz çok insan var. Başka ne dediniz? Hepsini anlattım. Sonunda bitti. Bak gördün mü, birazcık daha hızlandın. Evet canım ya, sağ ol, sayende oldu vallahi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Ahmet Bey'le görüşecektim. Buyurun biz yardımcı olalım. Ben Necdet, bu arkadaşım Işık. Merhaba bacım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de Sadık Karataş. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ben buraya gördüğüm bir ilan üzerine geldim beyim. Oğlum kayıp. Aramadığım yer, başvurmadığım daire kalmadı. Bulamadım. Sonra da herhalde Ahmet'in verdiği ilanı gördünüz. Evet. Belki bir yardım olur, belki bir yol gösterir diye geldim. Çok iyi yapmışsınız. Yalnız biraz bekleyin, kendisi dışarıda ama işi bitince gelecek buraya. Buyurun ben sizi içeri alayım. Sevgilim, bir tanem. Bu sabah havalandırmaya çıkardıklarında gördüm seni. Bebeğimiz nasıl da büyümüş. Bu zamanda yanında olmak için neler vermezdim. Elini tutmak, sana güç vermek için. Sevim abla Defne alıyor. Tamam, yok, yok. Çok yakında herkesin eşit, herkesin mutlu olduğu bir dünyada yan yana olacağız. Çocuğumuz böyle bir ülkede büyüyecek. Defne, seni o kadar özledim ki anlatamam. Sana kavuşmanın hayalini kurup duruyorum. Ama şimdi yapmamız gereken bir şey var. Bu çocuğumuz için çok önemli. Onun benim soyadımı taşımasının hayatımızı kolaylaştıracağını biliyorsun. Benimle evlenmeni istiyorum Defne. Bunun hapishanede mümkün olabileceğini öğrendim. Bugün görüşte Ahmet abiye de söyleyeceğim. Ne gerekiyorsa yapmasını isteyeceğim. Yine de geleneği bozmayalım. Teklifimi kabul ediyorsan pencereden kırmızı bir şey salla. Seni özlemle öpüyorum. Kendine dikkat et bir tanem. Deniz. Thank you.
karşı penceredekileri sana. Anladım canım. Evleniyoruz. Deniz bana evlenme teklif etti. Hem de burada, hapiste. Canım benim. Eğlence yaparız burada. Asıl erkekler koğuşu yapar. Bir şama tadır gidiyor. Sesleri buraya kadar geliyor. Anlamadım valla. Hayırlı olsun. Tebrik ederim canım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ ol Salya. Hayırlı olsun. Çok sevindim. Sağ ol. Deniz. Bir tane. Demek ki seni yakından görebileceğim. Yani nikahımız olacaksa birbirimizi görebileceğiz. Bir an bile olsa buna razıyım. Yüzünü göreyim, elini tutayım bir an için bana yeter. Sadık Bey karşıdan geliyor. Verdiğimiz ilanı görmüş, seninle konuşmak için gelmiş. Buyurun dinliyorum. Oğlumun adı Salih Karataş. Burada üniversitede okuyor. Bu ikinci senesi. Kısmetse doktor çıkacak. Ne zamandır haber gelmiyor. Aradık sorduk. O büyük aramaların olduğu gece alıp götürmüşler. Evden alındığından beri kimse görmemiş. Bir örgüte üye miydi? Bilmiyorum ki. Kendi halinde bir çocuktur. Peki neden almışlar onu? Hiçbir bilginiz var mı? Bilmiyorum. Arkadaşlarına sordum, onlar da bilmediklerini söylediler. Burada bir evde kalıyordu, öyle değil mi? Evet. Kars'ı birkaç arkadaşıyla birlikte beraber tutmuşlardı. Tamam, ben ilgileneceğim, merak etmeyin. Ayrıca bu konuda bize yardım edecek başka insanlar da var. Sağ olun, sağ olun. Bize adresinizi bırakın ya da size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası. He. Buyurun, buraya yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Biz de çıkıyoruz zaten değil mi? Evet, ablam bekliyor. Buyurun. İnşallah oğlunuzu bulacağız Sadık. İnşallah. Resim bende kalsın, tamam mı? Tamam. Beyim Allah razı olsun. Ne diyeyim ki beyim? Allah razı olsun. Merak etmeyin. Bu beynimden geleni yapacağımı bilirsiniz. Merak etmeyin. Eyvallah tamam. Beyim. Elimiz boş çıkmasa bari. Ya adamcağız daha nerelerden kalkıp gelmiş, oğlunun peşine düşmüş. Yaşar, hala neden oturuyorsun? Geç kalıyoruz. Benim gelmemi istiyorlar mı? Bu ne biçim bir soru böyle? Bu aralar ailenle hep ben olmadan görüşüyorsun. İş sebebiyle Yaşar. Tesadüfen işlerimizin çakıştığı bir dönemdeyiz. Bütün mesele bu. Seni dışlamış falan değiliz. Bunu nasıl düşünürsün? Aşk olsun. Vallahi bizimkiler duymasın, çok üzülürler. Hadi. Yanındaki adam balyoz harekatından sonra oğlunun kaybolduğu iddiasıyla birçok yere başvurdu. Ahmet Gürsey'i nasıl buldu? Verilen ilandan olabilir. Doğru. O ilanda bir vaat, bir umut var ama nereye kadar? İkisinin de ne yaptığını bilmemiz gerekiyor. Bu işbirliğinden hoşlanmadım. Emredersiniz efendim. Biliyorsunuz bugün görüşe gittim. Deniz, Defne ve halamla görüştüm. Hadi baba. Deniz'le Defne evleniyorlar.
Ne? Nasıl? Hapiste olacak anne. Cezaevi yönetimiyle konuştum. Bu mümkünmüş. Hemen başvuruyu da yaptım zaten. Ayrıca Defne'nin hamileliği de işi kolaylaştırır değil mi? Bu da etkili olacak tabii. Vallahi benim de aklıma geldi ama hiçbir şey söyleyemedim. Beni çok kuralcı buluyorsunuz ya. En azından bana söyleyebilirdiniz. Neyse. Deniz teklifini yaptı. Bilmiyorum artık bizim kız kabul edecek mi? Etmez mi? Onlar daha küçücükken evlenmeye karar vermişti. Bak sen. Nasıl olacak peki? Biz girebilecek miyiz? Dur bakalım Emine. Biz akrabası değiliz. Herhalde içeri almazlar değil mi? Çok üzüldüm. Bu özel bir gün ama. Dur bakalım. Belki bir yolunu buluruz. Sen yine de fazla umutlanma Emine. Bu izni almak zor. O zaman Emine'yi şahit yaparız. Ya? Bir yerde Necdet olsun. Çok hakkı geçti adamın. Doğru. Çocukları da alıyorlar mı içeri? Sizi mantoma gizleyip içeri sokarım, merak etmeyin. Gel gel. Gel kardeşim. Çayları getirdim. Sağ ol. Oh, çaylar da geldi. Al bakalım. Eh, bir şenlikle nikah günü koparız artık. Bana bak Cihan, Karadeniz türküleri falan istemiyorum ben, tamam mı? Yeter artık yani. Ama onlar da iyi oynanır. Yerinde duramazsın. Ha, istersen Efe türküleri söyleyeyim. Düşünce taşına oynarsın artık. Çukur iyice ilerledi. Karanlıkta önümüzü göremiyoruz. Elektrik çekmemiz lazım. Ne diyorsun Cihan? Mutlaka lazım. Elektrik ve su bir arada. Bir kısa devre halinde içeridekiler sizleri ömür. Oğlum bir yanda elektrikle ölmek var. Öbür yanda zaten dar ağacında öleceğiz yani. Ben vallahi birincisini tercih ediyorum. Hem belki sen sigortaları atırıp yırtarsın Cihan. Sansar yanda atırmamış mıydın elektrikli işkence aletinin sigortasını? Tuvalet dolmak üzere arkadaşlar. Toprağı ne kadar sıkıştırırsak sıkıştıralım. Mekan küçük. Ne yapacağız? Koğuşun aşağısında kullanılmayan duş kabinleri var. Onları kullanalım bari. Olabilir. Karının yazdığı haberleri okuyoruz aslanım. Hepimiz merak ediyoruz. Sen ne zaman solcu olacaksın? Bu yetmiyormuş gibi bir de imza kampanyaları, örgütsel faaliyetler. Bu kadar olmaz. Belli. Karına sözün geçmiyor. Teşkilat sana bozuk atıyor. Yuları vermişsin eline hatunun. Teşkilat kim? Sensin değil mi? Başlatma teşkilatından. Sıkı yönetim bütün sülalesini içeri aldı. O ne yapsın? Yaşar. Kritik günler bugünler. Kimsenin gözünün yaşına bakmıyorlar. Biraz dikkatli ol. Karını da hizaya çek. Senin yüzünden büyüklerimizden ben laf işitiyorum. Büyüklerine selam söyle. Benim işime de karışma, anladın mı? Yaşar. Seni severim, bilirsin. Teşkilatta ağzı laf yapan bir tek sen varsın. Elin kalem de tutuyor. Sen bize lazımsın. Kendini harcatma. Biraz ayar çek yeter. Devlet her şeye el koydu. Geride teşkilat mı kaldı? Zaten kapatmadık mı? Neyse. Ben işimi bilirim. Sen kendi işine bak. Adam oğlunun balyoz harekatından sonra kaybolduğunu söylüyor. Tıpkı halama olduğu gibi. Nereye götürüldüğü hakkında hiçbir bilgi yok. Avukat bey, bu çocukla ilgili işlem çoktan başlamış zaten. Kayıtlarına baktık. Bizim daha ne yapmamızı istiyorsunuz? Hızlandırmanızı mesela, olamaz mı? Bu çok mu zor? Adam işini gücünü bırakıp ta karşıdan buralara kadar gelmiş, oğlunu arıyor. Vatandaşın başvurularını değerlendiriyoruz, merak etmeyin. Dediğim gibi, bu genç önce buraya getirilmiş, sonra askeri savcılığa sevk edilmiş, sonrasına da bakacağız. Bu işin de peşini bırakmayacağım, biliyorsunuz değil mi? Çocuk Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Genel aramanın yapıldığı gün arkadaşlarıyla kaldığı evden alınmış. Hangi gerekçeyle? Yasak yayın bulundurmaktan. Sonra yasa dışı örgütle bağlantısı olduğu anlaşılmış. Şu an nerede olduğunu biliyor muyuz?
Bu avukat işin peşini bırakmayacak ama, değil mi? Hiç zannetmiyorum efendim. Nereye kadar gidebilir? Bu konuda bir yere varabileceğini sanmıyorum efendim. O hiç belli olmaz. Gözünüzü üzerinden ayırmayın. Halam beraat etti. Çok şükür. Sonunda birine kavuşuyoruz. Gözümüz aydın Sevim abla. Sağ ol Yasemin'ciğim. Önce bir hapishaneye girmem gerekiyormuş. Biliyorsunuz işte. Bilmez miyim? Biz de geliyoruz Maltepe'ye Sevim. Seni alıp hep birlikte döneriz. Hı hı. Seni çok merak ettim Ali. Gerçi sana sahip çıktıklarını, iyi olduğunu biliyordum ama olsun. Yine de merak ettim. Ben de seni merak ettim. Mehmet abiyi gördüm ben Sevim abla. Hastaneye gittim. Biliyorum canım, anlattılar. Seni sordu. Öyle mi? Ne dedin? İfade vermek için götürdüklerini ama hastaneye geleceğini söyledi. Çok iyi demişsin. Sevim abla. Bundan sonra yani artık bana bakmak istemezsen. Ah, sus. Sus Ali. Sakın böyle konuşmaya devam etme. Sen benim oğlumsun. Benim ve Mehmet'in oğlusun sen. Bunu böyle bile. Sakın aklına başka bir şey getirme. Bundan sonra birbirimize destek olacağız. Yan yana hayata devam edeceğiz, tamam mı? Birlikte olduğumuz için, bizi sevenler olduğu için çok şanslıyız Ali. Bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sana sahip çıktılar, değil mi? Hı-hı. Hadi o zaman. İçeri onların yanına gidelim şimdi, ha? Hadi. Yardım edeyim mi? Sağ ol. Emineciğim, eti fırından çıkaralım mı? Fırını kapattım zaten Selma abla, merak etme. Rüyacığım, tuzla karabiber ezdik. Mutfaktan alıp gelsene bir tane. Nane de getir kızım. Ama hepsini nasıl taşıyacağım? Ali, küçük tepsiye koy. Kırmızı biberi de koy, hadi. Tamam. Ali, gel biz de gidip ekmek keselim. Yoksa kadınların şikayetinden kurtulamayız. Tamam Salim abi.
Ben Mehmet'in yokluğuna nasıl alışacağım Selma? Bunu nasıl becereceğim? Sevimcim, ben bir şey düşündüm. Bence iyi bir çözüm. İtiraz etmeden önce iyice bir düşün, olur mu Sevim? Ali ile birlikte bende kalmanızı istiyorum. Yalnız olmanızı istemiyorum. O evde hatıraların içinde kaybolup gitmene razı olamam. Düşünürüm Selma, teşekkür ederim. Ali'ye de bir sormam gerekiyor. Siz olmasaydınız ben ne yapardım? Sen olmasaydın ben ne yapardım? Işık, bu duruşma aylar sürebilir biliyorsun değil mi? Evet, sürebilir. Hayatımız böyle mi sürecek? Haftanın yarısını Ankara'da geçiriyorsun. Yaşar, ne olur artık tartışmayalım. Çok yoruldum bu meseleden, anlamıyor musun? Böyle bir yere varamayacağız. Çünkü inatçısın. İnatçı mıyım? Nereden vardın bu kararı? Işık, aramızı ördüğün duvarı görmüyor musun? Sana ulaşamıyorum. Ayrı bir dünyada yaşıyorsun. Tanıdığım, sevdiğim Işık'tan farklı biri var karşımda. Ne kadar sürecek bu iş? Bir aile, bir karı koca gibi değiliz artık. Neden görmüyorsun? Belki de haklısın. Eskisi gibi değilim artık, haklısın. Seninle ortak görüşlerimiz olduğu da doğru değil. Çünkü benim zaten bir görüşüm yoktu. Babamın yaşadıklarından sonra bu tür fikirlerden uzak kalmayı seçmiştim. Şimdi böyle düşünmüyorum ben. Tarafsız olunacak bir dönemde değiliz. Belki bir süre ayrı durup düşünmemiz iyi olur Yaşar. Ne diyorsun sen Işık? Ben bir süre ablamlarda kalırım. Şimdi babamı telaşlandırmak istemiyorum. Işık, ne yaptığının farkında mısın? Farkındayım Yaşar. Bence sen de düşünmelisin. Senin de yalnız kalmaya ihtiyacın var. Bugün tıp fakültesine uğrayıp çocuğun arkadaşlarıyla konuştum. Ama bir şey çıkmadı. Bu arada komiser aradı ve bir şey bulamadığını söyledi. Biliyordum zaten böyle bir şey diyeceğini. Kuş olup uçmadı ya bu çocuk Ahmet. Acaba Sevim ablanın götürüldüğü yere mi götürüldü? Bu benim de aklıma geldi ama orası neresi belli değil. Halam gözlerinin hep bağlı olduğunu söyledi. Etrafındakiler birbirlerine komutanım diye hitap ediyorlarmış. O zaman askerdirler. Bilmiyoruz. Çocuk evinden alınmış. Artık alanların sorumluluğunda. Sonra da ortadan kaybolmuş. Ahmetciğim, kendini çok hırpalıyorsun. Yine de bir işe yaramıyorum. Olur mu hiç? Bir dakika bile boş vaktin yok artık. Yarın dava için Ankara'ya gideceksin. Sonra gelip buradaki davayla ilgileneceksin. Yarın ben de seninle geliyorum biliyorsun. Yasemin, buna hiç gerek yok. Yanında olmak istiyorum. O adamı hala evimizin etrafında görüyorum. Bana kalsa bir an bile yanından ayrılmak istemiyorum ama bu maalesef mümkün değil. Işık, hoş geldin. Hoş bulduk. Yarın ben de Ankara'ya geliyorum ya, sizde kalabilir miyim? Havaalanına birlikte gideriz diye düşündüm. Elbette kalabilirsin. Keşke Yaşar da gelseydi. İyi düşünmüşsün Işık. Buradan birlikte gideriz. Nasılsın Ahmet abi? Biraz yorgunum Işık. Neyse, ben biraz daha çalışacağım. Siz de abla kardeş kaynatırsınız biraz. Gel.
Ne oldu? Bir süre sizde kalmam gerekebilir. Babamı telaşlandırmak istemedim. Ne kadar istersen kalabilirsin ama ne oldu? Biliyorsun işte. Hep aynı mevzu. Yaşar'la gitgide uzaklaşıyoruz. Fikirlerimiz artık hiç uyuşmuyor. Bu noktaya kadar geldiniz öyle mi? Geldik. Ama şimdilik kimsenin haberi olmasın. Tabii Ahmet abinin olmak zorunda. Biraz ayrı kalmanız belki de iyi olacak. Ben de öyle düşünüyorum. Yaşar'a da söyledim zaten. Benim evim senin evin. Ne zaman istersen, ne kadar istersen kalabilirsin. Işıkçığım, evliliğinin kötü gitmesine ben de üzülüyorum. Ama mutlu değilsen... Neyse, bunları konuşmak için henüz çok erken. Ya bu arada olan sizin nikah aldı yine Teo. Bu kadar tatsız olayın arasında evlenecek zaman bulamadınız tabii. Yok, aslında işlemler sürüyor Nezlet. Yakında gün alırız. Sadece acele etmedik. Çok yakınımızda ölümler, tutuklanmalar falan olunca içimizden gelmedi açıkçası. Ama gün aldığınızda ertelemeyin artık. Yok, ertelemeyiz. Ya biz bu arada nikahımızın burada olmasını istiyoruz. Pastanede. Evet, biz babamın pastanesinde tanıştık biliyorsun. İkiniz de minicik birer çocuktunuz ha. Ne güzel. Birbirini bu kadar uzun süredir tanımak çok hoş olmalı. Sahiden güzel. Yani uzun zamandır tanımak değil de iyi tanımak demek daha doğru. Dur geldim. Bak şuna. İyi misin? Bana bak. Sen yarın yolcusun değil mi? Evet. Mahkeme salonuna giremesem de duruşmayı takip ederek neler öğrendiğimi bir bilseniz... ...ne oyunlar dönüyor memlekette, aklınız durur. Yattı mı? Yattı. Neymiş mesele? Yaşar'la araları iyi değil Ahmet. Bir zamandır farkındayım bunun. Aslında böyle olacağı belliydi. Fikir ayrılığı başladı aralarında ki bu çok kötü. Işık ülke meselelerinin içine daldıkça değişti tabii. Başka gözle görüyor artık dünyayı. Önceleri siyaset falan konuşulurken çaktırmadan kalkıp giderdi. Şimdi can kulağıyla dinliyor. E bunun nesi kötü? Kötü mü dedim? Sen demedin ama Yaşar memnun değil. Acaba bir Yaşar'la konuşsam mı? Şimdilik biz karışmayalım Ahmet'ciğim. Bakalım ayrı kalınca ne yapacaklar. Gerekirse konuşursun. Askeri savcı Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anayasayı zor kullanarak değiştirme ya da ortadan kaldırmaya kalkıştıklarını ileri sürmekte ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 146'ya 1 maddesine göre ölüm cezası istemektedir. Bu iddia gerçeği tersine çevirmektedir. Aksine bu gençler sürekli anayasayı savunmuşlar, onun uygulanmamasından şikayet etmişlerdir.
gerçekte anayasaya karşı çıkan onlar değil, dönemin siyasi iktidarı ve Süleyman Demirel'dir. Bu anayasayla memleket idare edilemez diyen de odur. Gençlerin inanç ve amaçlarına gelince, Türkiye Amerikan emperyalizminin egemenliği altına girmiştir. Bu da Adalet Partisi iktidarıyla Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan ikili anlaşmalarla sağlanmıştır. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti laik ve demokratik bir devlettir. Ancak Adalet Partisi iktidarı bu ilkeyi çiğnemiştir. Polisin baskısı ağırlaşmış, birçok genç insan öldürülmüştür. İşkence bir soruşturma yöntemi olarak uygulanmıştır. Gençler, arkadaşlarının kendi gözleri önünde ülkücü komandolar ve polis tarafından öldürülmesi karşısında savunma amacıyla silah taşımışlar ama kullanmamışlardır. Kimseyi öldürmemişlerdir. Olayda suçlu olan gençler değil, tüm demokratik mücadele yollarını kapatan dönemin iktidarıdır. Demokratik mücadelede yolları açık tutmak ve bunları işletmek hükümetin görevidir. Bu yolları kapatan iktidarlar bundan doğan sonuçlara kendileri sebebiyet vermiş olurlar. Bu koşullarda gençleri suçlamak büyük haksızlık ve adaletsizliktir. Kaldı ki, savcının uygulanmasını istediği 146E1 maddesindeki suçun oluşabilmesi için sanık gençlerin personel, silah ve lojistik bakımdan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücüne denk bir güce sahip olmaları gerekir. Gençlerin böyle bir güce sahip olmadıkları ortadadır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ ol canım. Bak bakalım Emine eksik var mı? Varsa hemen gidip alayım. Ver babacığım. Listeyi kontrol ettik ama. Ay yoktur yoktur, her şey tamamdır Rıza abi. Size zahmet oldu. Aman efendim, lafı bile olmaz. Hem de böyle bir günde. Tamam mı hazırlıklar? Melahat'ı bekliyoruz, elbiseyi getirecek. Elbise mi? Gelinlik giymiyor muydu? İstemedi. Biliyorsun onlar evliliği de pek ciddiye almıyorlar aslında. Necdet'le konuştun mu? Evet, hazırlıyorlar. Nikah için şeker ve pasta hazırlıyorlar. O kadar insana. Necdet'le lale istedi baba. İyi. Elbisemiz de geldi. Hoş geldiniz. Cümlete merhaba. Ay geç kaldık, kusura bakmayın. Tam çıkıyorduk, Aylı aradı. Hoş geldiniz Melahat. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Herkes burada. Dur göstereyim sana. Bak şimdi. Netlik ayarını buradan yapacaksın. Bak şimdi. Diyafram ayarını da buradan. Şuradan değil mi? Ha? Şunu kuruyorsun. Tamam. Hadi çek bakalım bizi. Ben de çekebilir miyim? Çekebilirsin tabii. Ali öğrendi. Sen de öğren. Gel beraber çekil. Şuradan kuralım. Makineyi içeri almayabilirler. Sadece makineyi mi? Bizi de. Ama olsun. Kapıda beklemeye razıyım ben. Belli mi olur? Belki birinin insafına gelir de sokar bizi içeri ha? Keşke. Tamamdır. Oldu bu iş. Asıl işin zor kısmı şimdi bundan sonra başlıyor değil mi? Hadi bakalım iş başına. Sen dur bakalım damat bey. Kendini fazla yorma. Yarın evlenecek adamın çukurda ne işi var oğlum? Niye oğlum? En azından temiz pak olman için. Ben giriyorum arkadaşlar. Hadi tamam. İyi, hadi bakalım. Dikkat et. Versene. Al bunu da. Dur. Tamam. Hadi. Yattılar mı sonunda? Yattılar. Senin cimcime su koydu. Siz oturuyorsunuz da biz niye yatıyoruz diye. Anası kılıklı işte. Aşk olsun baba. Artık hazırız. Herkese yetecek kadar yiyecek içecek tamamdır. Oo harika. İçecek ne var? Meyve suyu. Meyve suyu mu? Oo. Evet. Bu mu?
Orayı 5 yıldızlı otel zannetmiyorsun değil mi Kamil? Ya bir gün için bile izin vermiyorlar mı? Nikah için izin verdiklerine şükretmek lazım. Hayır, gizlice soksaydınız keşke. Çocuklar eğlenirdi. Portakal da var. Güzel gider vallahi. Bir dakika, bir dakika. Ne oldu anne? Ahmet, şu cesini getirir misin? Portakal. Aha. Oldu mu size portakal? Kadınlardan korkacaksın kardeşim. Bu zeka normal değil, akla zarar. Ahmet'ciğim, 2-3 tane daha enjektöre ihtiyacımız var. Yalnız anne, bu yaptığınız... Biliyorum, içeri alkol sokmak yasak ama bu özel bir gün. Sen görmemiş ol. Tamam tamam, durun o zaman. Ben gideyim enjektörleri alayım da bir kanun adamını da suçumuzu ortak etmeyelim bari. Ya ne diyorsunuz, yeter mi bu kadar? Ha? Ya bilmem ki, iki koğuş ağzı mı gelecek bunlar, ne dersiniz? Dur sen bırak. Daha profiterol de var, hem de dünya kadar. Yeter çocuklar, ne yapıyorsunuz? Yok yok, yanına birkaç çeşit kek koyarsak benim için o zaman rahat edecek. Nikah şekerleri? Ha. Onlar nerede? Hazırladık, arabanın bagajına koydum ben. Ha tamam. Bugün Deniz ve Defne evleniyorlar. Birazdan hep birlikte hapishaneye gideceğiz. Büyük bir ihtimalle içeride ne fotoğraf ne de film çekebileceğiz. Ben çıkıyorum. Dergiden sonra doğrudan Maltepe cezaevine gelirim. Tamam canım. Hoşça kal baba. Portakalların içinde vodka olduğu anlaşılırsa çocukların başı derde girmesin Selma abla. Merak etme, bu kimsenin aklına gelmeyecek Emine. Ayrıca görevler için de hediyelerimiz var. Çocukları görecek halleri kalmayacak. Yaşar gelmiyor mu? Yaşar'ın gelmemesi daha doğru değil mi baba? Hem Deniz bundan hoşlanır mı sence? O da doğru ya. Zaten büyük bir ihtimalle soyadımızdan dolayı içeri giremeyeceğiz. Ha doğru, benim de tutmuyor. Merak etmeyin. Bizden başka kimse yok. Arkadaşlar dün gece sabaha kadar çalıştılar. Biraz geç gelecekler. Aradığınız çocukla ilgili bilgi arkadaşımda. Ama onun güvencede olduğundan emin olmamız lazım. Siz Salih Karataş'ı aradığımı nereden biliyorsunuz? Öyle bir ortamdayız ki Ahmet Bey. Hiçbir şey gizli kalmıyor artık. O zaman çocuğun yerini biliyorsunuz. Sözünü ettiğim arkadaşım özel bir güvenlik görevlisi bir devlet dairesinde. Sizinle yalnız görüşmek istiyor. Buraya gelemez. Sakıncalı olabilir. Tamam. Ben nereye isterseniz gelirim. Gece buluşmak istiyor. Adresi ve randevu saatini buraya yazdım. Şimdi gitmem lazım. Ay Defne, çok güzel oldun ya. Çok güzel oldun Defneciğim. Teşekkür ederim şöyle. Deniz seni görünce koğuşuna dönemeyecek. Çok güzel oldun. Defne Gürsoy. Gidiyorum kızlar. Herkese selam söyle. Tamam. Ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Ben ondan daha çok heyecanlanıyorum. Nasıl oldum arkadaşlar? Çok iyi oldun be. Damatlık yakıştı sana. Deniz Karayel. Arkadaşlar gidiyorum ha. Hadi eyvallah. Thank you.
Ben de kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum. Bir yastıkta kocayım. Allah kurtarsın tez zamanda. Sağ olun. Gençler, kısa bir süre için baş başa kalma izniniz var. Canım. Tebrik ederim Deniz. Tebrik ederim. Sağ olun Necdet abi. Emine abla. Tebrik ederim. Sağ ol Ahmet abi. Canım. Abiciğim, her şey için çok sağ ol. Yasemin abla. Tebrik ederim canım. Teşekkürler. Tebrik ederim oğlum. Teşekkürler. Beni affet Sevim abla. Anneciğim. Tebrik ederim canım. Sağ ol anne. Halacığım. Canım. Çok sağ ol oğlum. Tebrik ederim. Çok sağ ol. On dakikanız var. Nasılsın? İyiyim, merak etme. Defne, aklım hep sende. Sana zarar verecekler diye ödüm kopuyor. Abim yakında çıkacağımdan umutlu. Öyle mi? Gel. Defne, bizim bir planımız var. Bir kaçış planı. Ne? Çok iyi bir plan, başaracağız. Deniz, korkuyorum. Ya ters bir şey olursa? Aklım hep sende Defne. Sen de ve bebeğimiz de. Bizi düşünme. Yapman gerekiyorsa yap Deniz. Burada böyle oturamayız. Denizleri kurtarmak için eylem yapmamız lazım. Hadi görüş bitti. Defne, eğer erkek olursa ismini... Mehmet koyalım. Mehmet Sinan. Mehmet Sinan. Tamam, konuşalım. Oraya gelebilir miyim? Peki, gel. Hemen çıkıyorum, gecikmem. Tamam, görüşürüz. Yaşar, konuşmak istiyormuş, buraya geliyor. Sesi nasıldı, iyi miydi? Anlamadım, heyecanlı gibiydi. Sakın fevri davranma, tamam mı? Bu portakal fikri kiminse yılın buluşu. Defne'nin annesinin. Bu yediğim nedir? Profiterol. Çok güzelmiş, ilk defa yiyorum. Şanslısın ki yapan ustalarından bir tanesi. Sen Ali'yle tanıştın mı? Yok. Yeni girdi içeri. Kendisi tiyatro oyuncusudur. Yok, tanışmadık. Avni Yalçın. Deniz Karayel. Ben sizi tanıyorum zaten. Kalenin dibinde taş ben olaydım. Hay! Kalenin dibinde taş ben olaydım. Gelene geçene geçene. Bırak şunu, bırak. Hadi hop. Ben oynayamıyorum yani. Aa bak, herkes oynuyor ama. Ben oynayamam yani. Al bakayım şunu, al. Al. Bacısı güzele
karısı güzele kardeş olaydım. Kalk gidelim meyhane, meyhane, meyhane. Aga gönlün eyler. Yarın her gün divanında divanında divan. Hepsi harika olmuş. Yok yok. Bak bu çok güzel. Değil mi? Hepsi nefis görünüyor. Gel gel. Kayınlı dibinde taş ben olaydım. Kayınlı dibinde taş ben olaydım. Gele geçene 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 yoldaş olaydım. Gele geçene 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 yoldaş olaydım. Bacısı güzel. Neden bu kadar geç vakitte istedi buluşmayı anlamıyorum. Görülmek istemiyor Yasemin. Ayrıca bir seçme şansım olmadı. Gitmeye mecburum artık. Çok dikkatli ol lütfen. Merak etme canım. Emin misin abla, yanılmış olmayasın? Eminim Işık. Adam Ahmet'in arkasından gitti diyorum. Hemen Ahmet'e yetişmem lazım. Çocuklar sana emanet. Fazla uzaklaşmış olamaz. Ona haber vereceğim o kadar. Telaşlanacak bir şey yok. Ahmet abi. Yaşar. Merhaba. Ahmet abi dikkat. Ahmet abi. Yaşar. Yaşar.